merhabalar değerli izleyenler. Programımıza başlarken hepinizi saygıyla selamlıyorum. Her zaman olduğu gibi Fırat Üniversitesi Murat Camii müezzinimiz, değerli hocam Muhammed Serdar Tunç'un Kur'an tilavetiyle başlıyoruz. Buyurun değerli hocam. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم يا
أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. Değerli hocam, teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Allah razı olsun. Değerli izleyenler, bildiğiniz gibi bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Engelli kardeşlerimize Cenab-ı Hak'tan sağlık, sıhhat, afiyet ve kolaylıklar dileyerek günlerini tebrik ediyorum. Bu akşam kısmen il müftülüğü olarak engelli kardeşlerimize yönelik yapmış olduğumuz faaliyettir. Pandemi süreci ve akabinde çok değerli konuğumuz, il müftümüz Selami Aydın hocam Hucurat suresindeki temel ahlaki ilkelerden bahsedecekler. Engelli, engelsiz diyelim kardeşlerimizle alakalı ne tür faaliyetler içerisinde, ne tür faaliyetler yapılmakta ve pandemiyle alakalı hocam bizlere görüşlerini aktaracak. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Ali Bey, teşekkür ederim. Allah razı olsun hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamden lillah ve salaten ve selamen ala Resulillah ve bihi nesta'in. Ellerimle tuttuğum, gözlerimle şahit olduğum, bütün nimetleri bana bahşeden Rabbime sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbi. Alemlerin nuru Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat ve selam olsun. Ali Bey, bugün Cuma gecesi. Evet. Bizi izleyenlerin, kardeşlerimizin geceleri mübarek olsun, bereketli olsun. Yarın Cuma, Cenab-ı Hak hayır kapılarını açsın ümmeti Muhammed'e. Sizin de ifade ettiğiniz gibi, efendim, şu anda salgın hastalıkla büyük bir mücadele içerisindeyiz. Cenab-ı Hak'tan niyazımız odur ki, ya Rabbi, şu mübarek günlerin hürmetine ya Rabbi, bizi bu salgın hastalıklardan sen muhafaza eyle ya Rabbi. Allah'ım bizleri hıfzu emanına al ya Rabbi. Bizlere sağlık, sıhhat, afiyet ihsan eyle. Ali Bey, bilim adamların, uzmanların dediğine göre hayatını kaybeden kardeşlerimizin sayısının arttığını ifade ediyorlar. Allah'ım onlara rahmetiyle muamele eylesin. Geride kalan kardeşlerimize sabrı cemil ve metanetler ihsan eylesin. Bu bir hastalık. Tabii bütün dünya milletleri bununla büyük bir mücadele içerisinde. Devlet büyüklerimiz, efendim, bununla ilgili çok ciddi tedbirleri alıyorlar, almaktadırlar. Vatandaşlar olarak bize de büyük sorumluluk düşmektedir. Elimizden gelen gayreti göstermemiz gerekiyor. Birlik, beraberlik içerisinde, kardeşlik içerisinde. İnşallah bu hastalığı atacağımızı olan ümidimiz var. İnşallah yakında da aşı vurulacak. Aşı
efendim gelip bazı kardeşlerimiz ilk önce sağlık çalışanları başta olmak üzere efendim aşı da kullanılmaya başlayacak. Rabbimden niyazımız odur ki Allah'ım şifa ihsan eyle bizlere ya. Amin hocam, Allah razı olsun. Değerli hocam, şimdi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam insanlar arasında bildiğiniz gibi hocam ırk, renk, zengin, fakir, sakat, sağlam, makam ve şöhret gibi dışa yansıyan hususlarda hiçbir ayrım yapmamıştır. Onun insanlarla olan ilişkilerinde sürekli evrensel kriterler geçerli olmuştur. Evet. Dolayısıyla çevresinde var olan engelli insanlarla ilişkilerini en güzel bir şekilde yürütmüş, insanlara İslam hümanizmasını göstermiş ve ümmetine bu sahada örnek olmuştur. Ve insan sorumluluklarını yerine getirdiği zaman bir değer kazanır, yücelir. Kendisine tevdi edilen emanetlere riayet ettiği ve yükümlülüklerini yerine getirdiği sürece üstün, değerli olma vasfını kazanır. Yani zengin, fakir, genç, ihtiyar, güzel, çirkin, engelli, engelsiz, beyaz, siyah. Evet. Her statü ve meslekteki insan eşittir ve bu sayılan özellikler üstünlük vesilesi değildir. Dolayısıyla bu evrensel değerlere sahip olan engelli bir insan, bu değerlere sahip olmayan engelsiz bir insandan daha üstün değildir. Hiç şüphesiz. Ahlaki bir değer olarak kabul eden, ahlakı bir değer olarak kabul eden Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şeriflerde bu istikamette mesajlar vermektedir. Allah sizin suretlerinize, şekillerinize bakmaz. Fakat Allah sizin yaptıklarına yani amellerinize bakar. Bu da çok önemli bir düstur. Evet. Bugün hocam programa başlarken Dünya Engelliler Günü olarak kutlandığını belirttik. Müftülük olarak hocam, il müftüsü olarak, müftülük olarak engellilere yönelik gerek erişim açısından, gerek eğitim açısından ne tür faaliyetler yapılmaktadır? Engelli kardeşlerimize yönelik ne tür mesajlarınız var? Bunlar alabilir miyiz hocam? Ali Bey, teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun. Sizlerden hocam. Biraz önce de hafızımızın, Hoca Efendi'nin okuduğu ayeti kerimelerde Allah kendisinden razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühennâsü innâ halaknâküm min zekerin ve unfe ve cealnâküm şu'uben ve kabâile lite'ârafû. İn ekremukum indallahi etkakum innallaha alimun habir. Ey insanlar, Allah sizi bir erkek ve bir dişiden yarattı. Allah sizi kabilelere ayırdı, şubelere ayırdı. Birbirinizle işlerinizi, güzel muamelelerinizi göresiniz. Kolaylık olsun diye, birbirinizi tanıyasınız diye veya bir takım hikmetlere binaen, bizim bilmediğimiz sırlara binaen Allah-u Teala insanoğlunu yaratıyor bir erkek ve bir dişiden. Ama Allah'ın indinde en kıymetli olanınız, Allah'tan en çok korkanınızdır diyor Cenab-ı Hak. Evet. Allah'ın indinde en çok değeriniz takva sahibi olandır. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam veda hutbesinde, hepiniz Adem'in çocuklarısınız. Adem ise topraktandır. Arap'ın Arap olmayana üstünlüğü olmadığı gibi kırmızı tenlinin siyah üzerine, siyahın da kırmızı tenli üzerinde bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvada, Allah'tan korkmaktadır. Evet. Allah'ın yanında en kıymetli olanınız, Allah'tan en çok korkanınızdır buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Yine hafızımızın okumuş olduğu Ali İmran suresinde de, ey iman edenler, Allah-u Teala'ya gerektiği şekilde kulluk edin, takva sahibi olun. Allah'a ancak canlarınızı Müslümanlar olarak teslim edin. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Allah'ın size vermiş olduğu nimetleri hatırlayın. Hani siz bir uçurumun kenarındaydınız. Allah'ın rahmetiyle Allah size peygamberler gönderdi. Onun sayesinde kardeş oldunuz. Allah sizi uçurumun kenarından kurtardı. Allah ayetlerini bu şekilde size açıklıyor ki hidayete erersiniz diye. Şimdi bugün gerçekten
Aralık Dünya Engelliler Günü'nün ülkemizdeki ve tüm dünyadaki tüm engelli kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Engelleri aşmak Ali Bey bir inanç meselesidir. Yani bugün engelli diyoruz ama kim engelli, kim engelsiz bunu da iyi tahlil etmek gerekir. Aynen hocam. Çok önemli. Dolayısıyla başarının anahtarı öncelikle inanmaktır. Başarılarıyla bizleri gururlandıran, azim ve kararlılıklarıyla hepimize ilham kaynağı olan engelli kardeşlerimiz buna en güzel örneğini bizlere sunmaktadır. Ben onları tebrik ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Hayatın tüm alanlarında, sporda, sanatta, edebiyatta, siyasette, eğitimde, sivil toplumda, iş dünyasında tüm zorluklara rağmen engelli kardeşlerimizin sergiledikleri mücadele gerçekten takdire şayandır. Aynen hocam. Onlar bize yol gösteriyorlar. Hani bazı insanlar vardır ki bulundukları yerlerde efendim başarının peşine koşmuyor. Sadece oturup bekliyor, çalışmıyor, gayret etmiyor. Ama bu engelli kardeşlerimiz gerçekten azmin elinden bir şey kurtulmaz mesabesinde efendim düsturuyla hareket ederek çok büyük işlere imza atıyorlar. Evet. Biz bunu her alanda görüyoruz. Bizim gururumuz oluyor bu kardeşlerimiz. Fiziki engellerin değil, kalplerdeki engellerin sorun olduğu bilincinin tüm topluma yayılmasını, zihinlerdeki engellerin kaldırılmasının ve engelli vatandaşlarımızın bizim bir parçamız olduğu gerçeğimizin idrak edilmesini sağlamak gerekir. Biliyorsunuz, bu meşhur Mim Kemal Ökeva profesör, evet. Onun hayatında efendim bir engelli çocuğu oluyor, o bizim diğer insanlara da örnek oluyor. Şimdi tabii bu bir veli nimettir, bir imtihan vesilesidir. Diyor ya ben diyor kızımın sayesinde diyor Mim Kemal Öke genç yaşta Boğaziçi'nde profesör oluyor. Efendim bir kızı oluyor Down sendromlu. Onun hoşgörüsüne sığınarak anlatıyoruz. Kendisi televizyonlarda anlattığı için biz de evet. Anlatıyoruz. Dolayısıyla o işte böyle bir çıkmazın içerisine giriyor. Genç bir profesörüm. Herkes parmakla gösteriyor. İşte bir çocuğu olmuş Down sendromlu. Bundan kurtulmanın yollarını ararken dolayısıyla böyle bir gün cuma namazına gidiyor Ali Bey. Evet hocam. Cuma namazında böyle hafif bir böyle uyuklama dalıyor. Bir rüyasında böyle Sırat Köprüsü'nden düşerken bu kızı Nazlı elinden tutuyor babasının elinden tutup çekiyor. Allah diye böyle uyanıp kendine geliyor. Diyor asıl engelli kızım değil ben olduğunu öğrendim diyor. Ve kendisini engellilere adıyor Mim Kemal Öke. Biz buradan kendisine saygı ve hürmetlerimizi sunuyoruz. Çok değerli bir ilim adamımız. Allah kendisinden razı olsun. Engelliler konusunda çok büyük hizmetleri var. Başarılar diliyoruz. Engelli kardeşlerimizin Ali Bey ve ailelerinin geleceğe daha güvenle bakabilmesi için çözümler üreten bizler, onların önlerindeki hukuki, sosyal ve fiziki engelleri kaldırmak için toplumumuzda elimizden geleni yapmak mecburiyetindeyiz, yapıyoruz. Biz de Elazığ İl Müftülüğü olarak biliyorsunuz bununla ilgili bir büromuz var. Evet. İşte Aderebe aile ile ilgili efendim vaize, hoca hanımlar, uzmanlar. Efendim, uzmanlarımız, vaizlerimiz bu konuyla ilgili gerçekten çok güzel çalışmalar yapıyorlar. Ben geldim burada şahit oldum. Şu anda huzurlarınızda ben kardeşlerimizi tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Bizatihi bazı çalışmalara beraber katıldık. Yani bu Elazığ'da da engelli kardeşlerimiz bizim o müftülüğümüzün yapmış olduğu hizmetleri takdirle karşılıyorlar. Şu anda Kur'an kursumuz var biliyorsunuz evet. Müftülüğün altındaki. O Kur'an kursumuzda engellilere yönelik
faaliyetlerimiz devam ediyor. Kardeşlerimiz Kur'an öğreniyorlar. İşitme engelliler. İşitme engelli kardeşlerimiz. Geçen ben onların bir derslerine katıldım. Gerçekten onlardan da dua istedim. Dedim bize de dua edin ümmeti Muhammed'e. Dua edin bu salgın hastalıktan bir an evvel kurtaralım diye. Dolayısıyla Ali Bey, biz toplum olarak sorumlu, bilinçli ve duyarlı davranmak zorundayız. Kesinlikle kardeşlerimize hocam, karşı. Şunu da farkında olmalıyız hocam. Evet. Her insan engelli olmaya adaydır hocam. Yani bu bazen evet, bir felaket olabilir, bir deprem esasında olabilir, bir trafik kazası sonucu olabilir. Evet. Her an herkes bununla karşı karşıya. Yarın Ali Bey ne olacağımızı bilemeyiz ki. Tabii ne oldum değil, ne olacak. Tabii bugün evet, mesela Cenab-ı Hak hamdü senalar olsun. Bugün şükür sağlamız ama yarın başımıza ne geleceğini bilemiyoruz. Her an her şey olabilir. Her an her şey olabilir. Dolayısıyla mesela Cenab-ı Hak Ali Bey insanoğlunu eşrefi mahlukat olarak yaratmış. Ahseni takvim, eşrefi mahlukat. لَغَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ takvim. Cenab-ı Hak وَصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ diyor. Biz insanı en güzel şekilde yarattık. Cenab-ı Hak insanoğluna akıl gibi büyük bir nimet veriyor. Allah'a hamdü sena olsun. Ve bütün nimetleri insanoğlunun emrine veriyor. Bundan daha güzel bir şey var mı? Evet. Cenab-ı Hak ayeti kerimede Bismillahirrahmanirrahim. Elem terav ennallaha sahhara lekum ma fis semavati ve ma fil ard diyor. Görmez misiniz diyor. Allah-u Teala yerde olan ve gökte olanların hepsini, bütün nimetleri insanoğlunun emrine musahhar kılmış, emrine vermiş. Evet. Ve esbeğe aleyküm ni'amehu zahiraten ve batine. Allah-u Teala nimetlerini yaymış. Görünen, görünmeyen, bilinen, bilinmeyen nimetleri. Evet. O kadar çok nimetin içerisindeyiz ki Ali Bey. Allah-u Teala öyle buyuruyor İbrahim suresinde. وَاَتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَاِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْسُوهَا اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّرٍ Biz insanoğlunun istediği, ihtiyacı olan her şeyi insanoğluna verdik diyor Allah-u Teala. Evet. İnsanoğlu bizim vermiş olduğumuz nimetleri saymaya kalksa gücü yetemez, sınıflandıramaz. Bak Allah-u Teala bize göz nimetini vermiş, görüyoruz, işitiyoruz, aklımız var, düşünüyoruz, dilimiz var, konuşuyoruz. Allah-u Teala bak kulağımızın suyunu acı yaratmış. Gözlerimizin suyu efendim tuzlu. Ağzımıza özel su koymuş Allah-u Teala. Evet. Özel su koymuş ağzımıza. Ali Bey. Ağzımızdaki konuşurken meydana gelen tükürük bir nimet. Geçenlerde bir makale, bir yazı okumuştum. Bir kardeşimiz hastalığa yakalanıyor. Ağzı tükürük yapmıyor. Tükürük yapmayınca ağzındaki yemek yemiyor, lokmaları döndüremiyor. Efendim buradan bir hortum salmışlar. Hortum içeriye su veriyor. Evet. Su damlası damlatıyor. Şey olsun da nemli olsun da yediklerini yutabilsin diye. Evet değerli hocam, şimdi Türkiye'de gerçekten dünyada olsun yani nüfusun %10-12'si hocam. Evet. Farklı birer engel var. Bu da yaklaşık 8 milyon civarında. Evet. Ailelerini, akrabalarını eklediğimiz zaman hocam yaklaşık 25-30 milyon insan doğrudan bağlantılı. Ayet-i Kerime'de hocam zaten siz daha iyi bilirler. Hayır gördüğünüz şeylerde şer, şer gördüğünüz şeylerde hayır olabilir. Allah-u Teala bir imtihan vesilesi olarak da evet, bir tarafımızı eksik yaratmış olabilir. Bir kusur demeyelim de Allah-u Teala'nın takdirinde olan bir şey. Asıl olan sabretmek. Sizin de hocam az önce çok güzel örnekler, başarı hikayeleri dolu mesela. Bu ülke toprakları için savaşan kardeşlerimiz var. Şehitlerimiz var. Rahmet diliyoruz. Evet. Gazilerimiz var. Tabii. Bir ampute milli takımımız vardı hocam. Ayakları kesik. Evet, evet Ali Bey. Geçen sene hocam 2019'da İngiltere 2-1 yenerek Avrupa şampiyonu oldular. Onları da tebrik ediyoruz. Hmm. Ama onlardaki o azim, çalışma, hayattan kopmama, onların sevinçlerine ortak olmak lazım, destek olmak lazım hocam. Tabii. Onlara saygılarımızı sunuyoruz hocam. Ali Bey çok iyi hatırlattın. Allah sizden de razı olsun. Gerçekten bu vatan için
efendim canını ortaya koyan kardeşlerimiz bu burada işte engelli duruma düşüyor. Bacağından evet. oluyor, gözünden oluyor, yaralanıyor. Evet. Ve doğuştan engelli olan kardeşlerimiz var. Bunların hepsi bir imtihan vesilesidir. Dolayısıyla Allah'ın indinde şimdi Cenab-ı Hak kulunu efendim değerlendirirken işte mesela iman yönünden, ibadet yönünden, salih amel yönünden, takva yönünden, güzel ahlak yönünden evet. kulunu bu şekilde değerlendirir. Yani Allah'ın indinde kulun değeri imanıyla anlaşılır. Aynen hocam. Rabbimiz Allah'tır deyip de sonra istikameti doğru olanlar var ya diyor Cenab-ı Hak. Evet. Fussilet suresinde. İşte onların üzerine melekler inerler, onlara şöyle seslenirler. Korkmayın, üzülmeyin, mahzun olmayın. Allah'ın size vaadi vardır. Allah size cennetini vaat etmiştir. Kim Allah'a iman edenler? Zamana yemin olsun ki bütün insanlar hüsran içerisindedir. Ancak Allah'a iman edenler, salih amel işleyenler, Hakk'ın yanında olanlar, Hakk'ı tutup ayağa kaldıranlar, sabredenler müstesna bütün insanlar hüsran içerisindedir. Resul Allah'tan indirilene iman etti. Müminler de iman ettiler. Hepsi Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman ettiler. Biraz önce Ali Bey siz de ifade ettiniz. Allah-u Teala kullarının fiziki durumlarına değil, renklerine, ırklarına, cinsiyetine değil. Allah Allahu Teala'nın yarattığıdır. Allah dilediğini dilediği şekilde yaratır. O fealul lima yurittir Allahu Teala. O istediğini istediği şekilde yaratır. Dolayısıyla Allahu Teala insanoğlunun kalıbına değil, kalbine bakar. Aynen hocam. Kalp önemlidir. Sizin de ifade ettiğiniz gibi insanoğlu hayatta bazı şeylerle imtihan oluyor. İşte Bismillahirrahmanirrahim Bakara suresinde وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرَةِ وَبَشِرِ الصَّابِرِ Allah-u Teala kullarını bir şeylerle imtihan ediyor, deniyor. Zaten hayatın anlamı da bu. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا Allah-u Teala amel bakımından sizi denemek istiyor. Hanginiz daha güzel amel yapacaksınız? Bunu ortaya çıkarmak için Allah-u Teala sizi bu şekilde imtihana tabi tutuyor. Hayatın gerçeği bu. Hayatın gerçeği imtihandır. Evet. Şimdi dolayısıyla bakınız bu engelli dediğimiz kardeşlerimiz de bu gruba girer. Allah bir şeylerle imtihan ediyor Ali Bey. Korkuyla imtihan ediyor. Efendim açlıkla imtihan ediyor. Yok, mallardan, canlardan alarak, evladını alarak imtihan ediyor. اَلَّذ۪ينَ اِذَا اَصَابَتُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Onlara bir musibet isabet ettiği zaman onlar şöyle derler. Allah'tan geldik, biz Allah'a döneceğiz. اُلَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ Ve ulaike humul muhtedun. İşte efendim Allah'ın rahmeti, mağfireti, affı bunların üzerinedir. İşte hidayete erecek olanlar da bunlardır. Ali Bey şimdi insanoğlu dedi ki işte bir imtihandır. Bu imtihanda kimisi malıyla imtihan oluyor. Bak kimisi evladıyla imtihan oluyor. Evet hocam. Kimisi evladıyla imtihan oluyor. Kimisi hastalıkla imtihan oluyor. Beterin beteri vardır. Kesinlikle. Böyle yazılmıştır senin kaderin. Kucağına düştüğün dert ve kederin. Buna şükür dahası var beterin. Belalara sabır gerenim sensin. Yani şimdi Allah-u Teala kulunu tabii yarattığı kulunun hangi yükü kaldırıp hangisini kaldıramayacağını Allah daha iyi bilir. Kesinlikle. La yükellifullahu nefsen illa vus'aha. Allah kuluna gücünün yetmeyeceği yükü yüklemez Ali Bey. Evet hocam. Şimdi dolayısıyla mesela geçenlerde bir programda söyledik mi söylemedik mi bilmiyorum ama şimdi bir anneyi ben şahit oldum. Hatta belki sosyal medyada da görmüş olabilirim.
3 tane çocuğuna efendim, evde 3 tane engelli çocuğuna bakıyor. Yerlerinden kalkamıyor. Onların temizliğini yapıyor annesi. Bunu annesi bir aşk ile, sevgiyle yapıyor. Zaten Allah-u Teala o anneye onu vermemiş olsaydı onu yapamazdı. Aynen hocam. Onları öpüyor, kokluyor, temizliyor, seviyor. Her gün yemeklerini yediriyor. Bir anne kendisini, her şeyini o evladına feda etmiş. Dolayısıyla hani meşhurdur, anlatılır, söylerler. Efendim Allah rahmet eylesin Sabancı. Efendim ona soruyorlar işte, onun da bir engelli bir evladının olduğu bilinmekte. O da rivayetlere göre, yani bu zenginliğim, bu servetim olmasa da evladım bir defa bana baba diye bilse diye şeklinde böyle bir şey anlatılır. Tabii bu bir imtihan vesilesidir Ali Bey. Aynen hocam. Sabrun cemil, bak sabır çok güzeldir. Sonu tatlıdır, acıdır ama sonu tatlıdır Ali Bey. Dolayısıyla innema yuveffes sabiruna ecrahum bi gayri hesap diyor. Allah-u Teala sabredenlerin mükafatını taslaman verecektir. Evet. Eyyub Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak mesela bir amansız bir hastalığa yakalanıyor Eyyub Aleyhisselam. Ama sabrediyor, sabrın sonunda kazananlardan oluyor. Bizim de başımıza değişik şekillerde efendim imtihanımız olabilir. Allah-u Teala bunu kolay kılsın. Şimdi Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile ilgili de konuyla ilgili bir iki hadis-i şerif okuyalım. Buyurun hocam. Dolayısıyla ondan sonra da zamanımız kalırsa diğer konuyla ilgili efendim ayetlerden birkaç örneğini sunarız. Şimdi Resulullah Efendimiz buyuruyor ki bu işte kutsal hadis-i şerif, Allah-u Teala ben hangi kulumun diyor iki sevdiğini alırsam ona, o da eğer ona mukabil sabrederse Allah o kuluna cennetini nasip eder. Nedir iki sevdiği? Gözleri. Allah o kulunun gözleri amı olarak mesela doğmuş. Doğuştan evet, amı olanlar var ve sonradan gözlerini kaybedenler var. İşte mesela Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen, hafız olanlar var. Bizim camiada çok yaygın hocam. Evet, camiamızda çok yaygın. Hafız görevlerine devam ediyor. Allah-u Teala öyle büyük ki rahmeti ve mağfireti son derece efendim sınırsız, geniş. Allah bir kuluna bir kapıyı kapatırsa binlerce kapıyı açar. Allah merhametlilerin en merhametlisidir. Ve ente erhamur rahimindir. Dolayısıyla Allah-u Teala diyor ki işte kutsal hadis-i şerifte, işte ben diyor hangi kulumun diyor iki sevdiğini alırsam diyor ona mukabil ona cenneti nasip ederim. Mesela yine bir İbni Abbas, Resulullah Efendimiz'in amcası, Ata bin Ebi Rebeha'ya diyor ki sana diyor cennetlik bir kadını göstereyim mi diyor. Göster diyor, evet diyor. Diyor ki şu siyah kadın diyor, bak şu siyah kadın cennetliktir. O kadın bir sarı hastalığına yakalanmış. Resulullah Efendimiz'e gidiyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e diyor ki bana diyor dua edin Allah'ım beni bu hastalıktan kurtarsın. Dolayısıyla Resulullah Efendimiz diyor ki sabredersen diyor, sabredersen Allah-u Teala bu sabrın karşılığında Allah sana cennetini nasip edecek diyor. Diyor ya Resulallah diyor, bayıldığımda diyor üstüm başım açılıyor, bana dua edin. Resulullah Efendimiz de ona dua ediyor ve kadını efendim bu şekilde ona taltif ediyor. Şimdi yine Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadislerinde şöyle buyurmaktadır. Güneşin doğduğu her yeni günde kişiye her bir mafsalı için sadaka vermesi gerekir. Bak evet. Ali Bey çok önemli bir şey. Aynen hocam. Bak bunu şu anda bizi dinleyen bütün kardeşlerimize, hepimize, kendimize, hepimize söylüyoruz. Sabahleyin kalktığımızda Allah'a hamdü sena olsun, şükürler olsun. Çünkü uykuda bir yarı ölüme benziyor. Uyuyoruz, uykuda başka alemlere gidiyoruz. Sabahleyin yeniden güneşin doğmasıyla birlikte efendim kalkıp Allah'a ibadet ediyoruz. İbadetle, besmeleyle yeni güne başlıyoruz. Onun için Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbi.
Allah-u Teala öyle diyor, nimetlerine şükredenler. Şükrederseniz nimetimi artırırım diyor Allah-u Teala. Evet. Onun için insanlar devamlı şükretmesi lazım. Elhamdülillah. Allah'ım vermiş olduğun nimetlere sonsuz hamdü senalar olsun, şükürler olsun ya Rabbi. Elhamdülillahillezî hedâna lihâze ve mâ künnâ linnehtediye levlâ en hedânallah. Elhamdülillahillezî ezhebe annel hazen inne rabbena leğafurun şekur. Devamlı şükretmemiz lazım. Şimdi bakınız, demek ki her bir mafsalı için, mafsal ne demek? Ellerimiz, kollarımız, bacaklarımız. Öyle değil mi? Evet. Yani her bir mafsalı için Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbi. Şey etmek. Bak Cenab-ı Hak Ali Bey, Allah-u Teala nankör kullarını sevmez, nankörleri. Evet hocam. Allah-u Teala kuluna ihsanda bulunur, hiba eder. Allah kuluna vermiş olduğu malı alması şanına yakışmaz. Mesela bir insan Allah'tan evlat istiyor ya, Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de hep vehebeli geçiyor, hibe geçiyor. Allah'ın bir ismi Vehhab'dır. Evet. Allah kuluna karşılıksız verir. Bir şey beklemez Allah kulundan. Allah kuluna bir şey verir, karşılıksız verir. Ama Allah o kuluna verdiği zaman malı değil de aklını alır, sağlığını alır. Bakarsın böyle nimetlere, gözünle bakarsın, iştahın onları yemek ister ama bazen bir lokma alamazsın. Nasip olmaz. Bir yudum su içemezsin Ali Bey. Bir yudum su içemezsin. İçtiğin zaman affedersin şişersin. Vücudun kabul etmez. Onun için bazen insanoğlu çok affedersiniz yediğini dışarıya çıkaramaz. Onun için Allah'a hamdü sena etmek, şükretmek lazım her bir mafsalı için. Mesela sahabe diyor ki ya Resulallah biz o kadar zengin değiliz. Biz nasıl her sadaka bir mafsalımız için sadaka verelim? Diyor ki iki kişi arasında diyor adaletle muamele etmen sadakadır diyor Resulullah Efendimiz. Sonra diyor bir insan düşün ki hayvanına diyor yük vuracak. Ona diyor yardım etmen sadakadır. Gülümsemen sadakadır. Tabii. Selam vermen sadakadır. Selam vermen sadakadır. İşte mesela yoldaki dikeni, çiviyi kaldırman sadakadır. Tabii mesela bak Ali Bey iyi ki hatırlattınız mesela. Ya mesela yollarda giderken bazen mesela taşların, kayaların yola asfalta indiğini görüyoruz. Heyelan dediğimiz. Tabii görüyoruz. Yani onun mesela bir Müslüman olarak o hemen aklımıza gelmelidir. Diyor ya iman diyor 60 şubedir. En büyüğü marifetullah Allah'ı bilmek, en küçüğü de yolda mahlukata, hayvanlara, insanlara zarar verecek olan zararlı şeyleri yoldan kaldırmaktır. Yani biraz sonra karanlık olacak. Efendime söyleyeyim bir araba gelip o taşa vuracak ve onun tekeri patlayacak, zarar görecek. Veya kaza geçirip demirecek. Veya kaza, Allah göstermesin, kazaya maruz kalacak. Dolayısıyla tabii bu bir fedakarlık ister, insanlık ister, adamlık ister. Aynen hocam. Böyle biraz durup veya gidiyorsan biraz geri gelip o taşı almak. Bak bunu yaparken de Ali Bey şöyle demek mesela. Allah'ım ya Rabbi ben bunu senin rızan için yapıyorum Allah'ım. İbadet olur. Tabii Allah'ım ben bunu zaten kul Allah için yapar. Allah'ım ben bunu senin rızan için yapıyorum ya Rabbi. Senin Habibin Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den işittim. O böyle buyurdu. Ben onun sünnetine uymak ve Allah'ım senin rızana nail olmak için Allah'ım ben bunu böyle yapıyorum der. Onu yaparsa sevaba nail olur. Mesela yine bir insana güzel söz söylemesi. Kavlen marufa güzel söz söylemek. Bu parayla değil. Evet. Resulullah Efendimiz diyor ki bir insanı diyor methetmeyin, övmeyin. Kim bir insanı övüyorsa onun diyor üstüne, yüzüne toprak serpin. Ama sevdiğinizi söyleyin diyor. Onun evet. Hoşuna gider. Söyleyin ona. Dün bir arkadaşımızla bahsetmiş, iltifat marifete tabidir diye. Siz söylemişsiniz hocam. Tabii iltifat marifete tabidir. Mesela sevdiğiniz insanlara söyleyin. Çocuklarınıza, ailenize, hanımımıza bundan esirgemeyelim. Onlara söyleyelim. Yani sevdiğimizi. Evet. Sizi seviyoruz. Yani onlara Allah için seviyorum diye.
Bu onun hoşuna gider. Zaten bir insan sevmediği bir kişiye de laf olsun diye böyle bir şey de söylemez. Aynen hocam. Dolayısıyla mesela namaza gitmek için adım atman bir sadakadır. Evet. Sadakadır. Şimdi dolayısıyla bakın Allah-u Teala hem kulunun Ali Bey hem günahını siliyor hem sevap yazıyor. Allah-u Teala kulunu evine davet ediyor bak. Evine davet ediyor ve o evine gittiği zaman Rahman'ın misafiri olarak gidip orada secdeye kapanıyor. Allah'ım huzuruna geldim ya Rabbi. Allah'ım sen büyüksün Allah'ım. Seni noksan sıfatlardan tenzih ederim güzel Allah'ım. Sen benim ilahımsın ya Rabbi. Eşim ve benzerin yok ya Rabbi. Sen Samet'sin Allah'ım. Sen hiçbir ülkeye, hiç kimseye muhtaç değilsin Allah'ım. Muhtaç olan benim ya Rabbi. Vallahul ganiyyu ve entumul fukara. Allah zengindir, biz fakiriz. Bizim muhtaç olan biziz. Allah hiçbir şeye ihtiyacı yok. O bizim ibadetlerimize, namazımıza, orucumuza ihtiyacı yoktur Allah-u Teala. İhtiyacı olan bizleriz. Fakir olan bizleriz. Muhtaç olan bizleriz. Dolayısıyla mesela işte amaya yol göstermek Ali Bey sadakadır, bunu söyleyecektir. Evet. Efendim işitmeyene, duymayana yardımcı olmak bir sadakadır. Yani toplum olarak mesela tamam bunlar bizim insanlarımız, bunlara sorarsan diyorlar ki bizi acımayın. Yani engelli kardeşlerimiz hocam kullandığı yolların kapatılmaması bir erdemdir, bir ahlaki ilkedir hocam. Ya mesela dediğin gibi şimdi kardeşlerimiz mesela o dükkanların önünde bazı kardeşlerimiz bize kızmasınlar bazı ürünlerini dışarıya koyuyorlar. Kaldırım işgal ediyor. Kaldırıma yani şimdi bize kızmasınlar. Ben kimsenin ekmeğiyle oynamak istemiyorum. Koysun, satsın. Allah Halil İbrahim bereketi ihsan eylesin. Ama bir de yol var ki o yoldan mesela şeyler geçiyor. Nedir ismini söyle. İşte o engelli kardeşlerimiz geçiyor. Mesela işte engelli kardeşlerimiz bak Ali Bey toplumda bu şey değişti. Eskiden böyle değildi ya. Ali Bey eskiden mesela bir ailede bir şey varsa bu bir yani utanç vesilesi gibi bazıları telakki ediyor. Toplumun üzerine çıkılmıyordu, saklıyordu. Şimdi öyle değil. Cenab-ı Hak devletimize, milletimize zeval vermesin. Devletimiz şimdi bunlara yardım ediyor ve bunlara bakanlara da maaş veriyor. Aynen. Allah onlardan razı olsun. Kurumlarımız açıldı. Öğretmenlerimiz var. Engellere yönelik öğretmenlerimiz var. Bizim işte müftülük olarak çalışmalarımız var. Rehabilitasyon merkezleri var. Birçok kurum kuruluş var. Ali Bey zamanımız doldu bitti galiba. Hocam, son cümlelerinizi alalım hocam. Son cümlelerimi alalım çünkü bunu söylemezsek eksiklik olur. Şimdi biliyorsunuz Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın müezzini var. Abdullah bin Ümmü Mektum. Evet. Ama Resulullah Efendimiz bakınız buna bir makam veriyor, mevki veriyor. Ve Efendimiz Ali Aleyhisselatü Vesselam devlet başkanı vekili sıfatıyla Resulullah Efendimiz buna 13 defa Medine'den ayrıldığı zaman bunu yerine koyuyor Resulullah Efendimiz. Vekil tayin ediyor. Tabii evet. Vekil tayin ediyor. Ve onların efendim imamlıkta, işte savaşa gitmede, farz namazlara katılmada, korunma amacına yönelik yanlarında köpek beslemelerinde efendim Resulullah Efendimiz bunlara izin veriyor. Evet. Bunlar toplumumuzun bizim bir parçamız, bizim kardeşlerimiz, bizim canlarımız. Dolayısıyla hepimiz bazen ihmal ediyoruz. Yani bu ihmalkarlık söz konusu. İşte bakın zaman müsait olsaydı bu ABS'deki efendim ayetleri okuyup Cenab-ı Hakk'ın Resulullah Efendimiz'i bu konuyla ilgili uyarı gelmesi. Uyardığını anlatacağız ama zamanımız da el vermedi. Evet hocam. Biz şu anda bizi dinleyen, keşke burada bir Ali Bey bir kişi olsaydı da yani bu işaret diliyle bizim anlattıklarımızı o kardeşlerimize anlatmış olsaydı. İnşallah onunla ilgili bir program yaparsak böyle bir şey yapalım. Çünkü biz büyük camilerimizde hutbe verirken işaret dilini bilen kardeşlerimiz onlara anlatıyor. Biz onları seviyoruz. Onlar bizim kardeşlerimiz.
Efendim onlara hayat boyu mutluluklar diliyoruz, başarılar diliyoruz. Sağ olun hocam. Allah sizlerden razı olsun. Bize hocam. Bu fırsatı, imkanı verdiniz. Ben zat-ı halinize de teşekkür ediyorum. Estağfurullah, teşekkür ederim. Değerli izleyenler, İl Müftümüz Selami Aydın Hocam programımıza konuk oldular. Kendilerine teşekkür ediyorum. Gelecek hafta başka bir konu ve başka bir konumuzla birlikte olmak dileğiyle Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.